Kulum rapor savcılar tarafından yazıldığı için bir iddianame olarak yazılmış aslında. Zaten yani, başsavcı o bir tanesi. Evet. İşte o ilk, üçü de savcı. Dostlarla ilgili. Bir tanesi bir de ilk başsavcı mahkeme. İlk başsavcı, ikinci başsavcı ve yani bunlar uluslararası mahkeme savcısı. Başkanlığı tabii. Yapmış, savcılığı yapmış. Yani sanırım. Normal işte kanıtlarımız ne kadar güçlü? Bu bir fabrikasyon mu yoksa bir gerçek fotoğraflar mı? Fotoğrafları getiren elçi ne kadar güvenilir ve bu işi yapmadığı belli yani mi? Deliller değerlendirilmiş. Bunlar video olarak Orta Doğu gezilmiş, kontrol edilmiş, adamın kaçış hikayesi, kimin destek verdiği yerinde incelenmiş ki bir daha sonra mahcup olunacak bir şeye girilmesin. Ardından adli tıpta fotoğraflar incelenmiş, detaylı anlatıyor. Kaç bin fotoğraf detaylı, kaç bin fotoğraf daha az detaylı incelendi vesaire. Ve bunun niye bir savaş suçu olduğu, niye bir insanlığa karşı suç olduğuna dair de tanımlardan, işte Roma statüsündeki şeyden, maddeden doğrudan yola çıkarak sistematiktir şu nedenle, planlıdır şu nedenle, bu bir katliamdır şu nedenle ve benzeri bir iddianame tarzına yazılmış. Şimdi bunun ilk etapta beklenmeyen bir şey olması, rahatsız olunan bir şey olması hasebiyle gizlenmesi mümkün. Ama uzun vadede bu gizli tutulamaz. Bu çok basit bir gerekçeyle bence gizli tutulamaz. Biz yaklaşık 6-7 aydır Suriye derken iki şeyi konuşuyoruz aslında. Bu biraz da Amerika'nın armağanı oldu uluslararası kamuoyuna. Suriye'deki iç savaş derken kimyasal silahların kaderiyle ilgileniyoruz evet. Sadece. Başka bir şeyle ilgilenmiyoruz. İkinci olarak da El-Kaide'nin işlediği savaş suçuna giren meselelerle ilgili konuşuyoruz. Yani Esed vesaire unutulmuştu tamamen. Orada bir iç savaş olduğu, insanların mülteci statüsüne düştüğü, işte yerinden edilmelerin milyonları aştığı meselesi gündemden çıkmıştı. Çünkü Ağustos ayındaki o uzlaşmayla aslında Amerika Suriye'ye neredeyse bir yıllık bir hayat öpücüğü verdi. 2014'ün evet. Ortalarına yani herkes kadar. Tam işte bir operasyon tabii. Yapılıyor yahut da işte bir küçük operasyon bile olsa arkasından bir pazarlık. Hani bu aslında Rusya ile Amerika'nın arasında bir pazarlık olacak ya da İran da katıldı. Sanki işte Suriye'deki bu gidişata bir dur diyecek bir şey olacakmış gibi derken evet. Birdenbire o gündür bugündür Esad'ın tabii iyice pervasız yani ve güçlendiği dönem. Tamamen Esad'ın yani bilakis şu garanti verildi. Kimyasal silahların kaderi netleşmeden, kimyasal silahların Suriye'den çıkışı emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmeden Esad da yerinde durmaya devam etmeli. Aksi takdirde bölge için, dünya için daha tehlikeli bir senaryo ortaya çıkabilir varsayımıyla Esad'a en az bir yıl sürecek bir hayat öpücüğü verildi. Şimdi ve bunu da gündemde tutabilmek için neredeyse tamamen El-Kaide'nin işlediği suçlar gündeme getirildi. Yani Suriye meselesi bir El-Kaide meselesine indirgendi. Evet. Bu ikisinin bir araya gelmesiyle asıl mesele Suriye için şu olmaya başladı. Esad'ın gidişini şu anda tartışmanın anlamı yok. Çünkü Esad'ın sonrasında ne geleceği belli değil. Yani Esad sonrası, geçiş sonrası otoritenin, düzenin, emniyetin nasıl sağlanacağına dair bir senaryo ortaya konulmadığı müddetçe kimyasal silahların kaderi, El-Kaide'nin bu korkutucu şeyini de göz önünde bulundurursak bu statükonun böyle devam etmesi lazım. Şimdi bu rapor bence bu fotoğraflar bu kurguyu bozan bir şey oluşturdu. Yani içinde kimyasal silahın olmadığı, El-Kaide'nin olmadığı, doğrudan Esad'ın ve Esad'ın varlığı altında işlenen savaş suçlarının olduğu bir rapor uluslararası kamuoyunun uzun süre bu eski ezberini sürdürmesine imkan tanımaz bir kere. Yani tekrar en sıcak, en çıplak haliyle Esad ve Esad'ın işlediği zulümler masaya oturmuş vaziyette. Yani ve Esad'ın sonrası düşünülemediği için, bilinemeyeceği için daha uzun süre Esad iktidarda kalsın meselesi o kadar kolaylıkla insanların rasyonel olarak ikna olabileceği bir mesele olmaktan çıktı. Bu adam savaş suçu işliyor. 55 bin tane işte işkence fotoğrafları var. 11 bin civarında insanın fotoğrafları bunlar ve bu bir yıl öncesinde son bulmuş bir hikayenin fotoğrafları bunlar. Dolayısıyla bence çok net bir uluslararası Suriye söylemine bir müdahale oldu bununla. Hiç kimse istediği ölçüde gizlemeye çalışsın bundan bigane kalamayacaktır. Yani Cenevre'de de bundan çok net bir şekilde etkilenilmeyeceğini hesaba katmak mümkün değil. Yani bu basitçe Esad suç işliyor ama El-Kaide de suç işliyor demenin ötesine geçen
bir şey bu. Çünkü El-Kaide'nin işlediği suçlar zaten bir propaganda amaçlı işlendiği için YouTube'da, videolarda vesaire de herkesin her gün gördüğü suçlar. Ve bu korkutularak zaten Suriye'de statüko devam ettirilsin deniyordu. Ayrıca sistematikle ve sayısallığı da tabii, hala artık tartışılır. Ayrıca da bir şeyi bir şeyle kıyaslamak da doğru değil. Sonuçta ölenler insan. El-Kaide'de öldürse, yönetim de öldürse ama yönetiminkinin hapishanelerde... Tabii devlet var. Olduğu için daha kaç, on binlerce kaç kişi daha... Fotoğrafçıları var, gidiyor fotoğraf çekiyor.